Sahne ışıklarını yak! Sağdaki spotları yak! Soldaki spotları yak! Prova lambası kalsın! Kemal baba, hoş geldin! Gel bakayım, gel! Nasılsın, iyi misin? Şükür! Geçmiş olsun Kemal baba! Sağ ol delikanlım, sağ ol! Kemal baba, hastaneden ne zaman çıktın? Çoktan çıktı be çocuklar! Siz turnedeydiniz, farkına varmadınız! Kahveni söylüyorum Kemal! Yo, biliyorsun çarpıntı yapıyor! Ferhat abi, şu kukla oyununu geçsene! Ne zamandan beri seni bekliyordum burada! Ben de işim vardı, bitirdim, geldim! Yakında bir turne filan var mı? Var! Kimin? Ahmet'le Salim çıkıyormuş! Ahmet'im, hayırlısı olsun! Yakında turneye çıkıyormuşsun! Yattı Kemal baba, yattı! Önce avansları toplayamamış! Aynı şeydi canım! Hayır! Daha doğurmamıştı, sancı çekiyordu henüz sancı! Ne madrabasın be Ahmet! Cuma'ya hani gidiyordun? Yavaş konuş, adam duymasın! Onun yerine Borazan İsmail'i aldı! Tüh sana kalleş herif! Kemal baba iyi hoş ama hastalıklının teki! Bu turniye dayanamazsa yerine nasıl adam bulurum? Olur mu ya? Kemal'im be! Ihlamur iç hiç olmazsa! Bu akşam iyi bir sünnet işi aldım, gel benimle, oyalanırsın! Koca Kemal Fahir'e hokkabazlık teklif ediyorsun ha? Kızma be Kemal'im, kötü bir maksadım yoktu sana söylerken! Ne? Kızar mıyım hiç be baba dostu?
Hey içeridekiler! Hava gazını açık bırakmışsınız! Ne olur canım! Nedir bu? Madam! Efendim? Madam burası müthiş hava gazı kokuyor! Hey aman ne de fena kokuyor! Aman rica ederim kapıyı vur! Hızlı vur! Hey içeridekiler duymuyor musunuz? Duymuyorlar, hızlı vur! Kıralım bari kapıyı hadi! Vur tekmele tekme, yüklen! Madam, çabuk pencereleri aç. Açayım bak, bak, nasıl oldu bu iş? Oh, biraz hava geldi. Öteki pencereden sen de daha çok hava gelsin. Bak, 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 kah. Ah, kah, bu benim komşumdur. Vah yavrum bak demek intihara düşündü sesi. Ben gideyim de yukarıki mahalledeki doktoru çağırayım bari. Vah yavrum vah çocuğum vah vah. Geçmiş olsun kızım. Niçin yaptınız bunu? Size ne? Kendinizi yormayın yavrum. Yatın, istirahat edin. Gidin, defolun buradan. İstemiyorum. Gidin, gidin diyorum. Zavallı yavrucak, biraz daha geç kalmış olsaydık ruh teslim edeceğiniz. Yazık olacaktı doğrusu. Niçin intihar etmek istemiş acaba? Bilmiyorsunuz. Hayır. Hastaneden çıkalı 15 gün oldu, kucakta gidildi zavallıyı. Ayakları tutmuyormuş. Bu katı tuttuğu zaman neşe kaynağıydı. Merdivenleri dörder beşer çıkarırdı. Geçmiş olsun. Bir saat sonra kendine gelir. Fenalaşırsa bana haber verin. Susayınca biraz portakal suyu verirseniz. Biraz da çorba. Şimdi uyuyacak. Buyurun reçeteyi. Kemal baba, 50 lira sende vardır acaba. Doktora vermemiz lazım da. Bende hiç bozuk para yoktur. Kızcağızı odana çıkarırsan iyi edersin zannımdayım. Ev sahibi gelip de bu vaziyeti öğrenirse zavallıyı kapının önüne koyar. Biliyorsun ya, 2 aylık da vermemiş. Sen doktora söyle, ben bir saate kadar hem ona parayı götürürüm, hem reçeteyi yaptırırım. Sakın uyandırmayın. Ben doktorun parasını vereyim. İlaçları yaptırayım. Birkaç tane de portakal alırım. Çok iyi olur. Aman yanından ayrılmam adamcığım. Merhaba Sayın Bey. Merhaba üstadım. Arzunuz satmak mı istiyorsun Kemal Bey? Yok hayır, rehin bırakmak istiyorum. 100 liraya ihtiyacım var da, 10 güne kadar veririm. Vay alçaklar, bir de kapını kırmışlar. Mutlaka yatalaklarının tanıdıklarından biri yapmıştır. Bu kız hiç laf dinlemiyor ki Kemal Beyciğim, gittiğinizden beri ağlıyor. Müsaadenizle ben de gideyim, artık geç oldu Geçmiş olsun. Beni neden kurtardınız? Ne güzel her şey bitecek, bu dünyadan gidecektim. Saçmalamayın. Ölüm hiçbir zaman güzel değildir. Hastayım. Çok hasta.
evde hiçbir umudum yok. Laf 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 laf! Ne iş yapardınız hastalanmadan önce? Dans ederdim. Vay canına! Ne de olsa meslekten sayılırız, ha? Hayır, tanımadım. Eşyalara bakılırsa siz de tiyatrocusunuz herhalde. Evet, bu kırık dökük eşyalar! Eski kostümlerden, bir iki afişten başka hiçbir şey kalmamış. Eski tiyatrocu! Puf! Hiç olmazsa ayaklarınız sağlam. Kaza nasıl oldu? Bir eğlence yerinde çalışıyordum. Masalardan sahne yapmışlar. İki masanın aralığına ayağım girdi. Keşke ayağım sıkışacağına kafam sıkışsaydı kurtulur giderdim. Haydi baylar! Şimdi başlıyor! Sen de gülmüyorsun bana. Benim gülecek halim mi var? Hey gidi Kemal Baba, hey! Bir zamanlar ölüleri bile güldürürdü. Gördünüz mü küçük meslektaşım, hiçbir şeyden umudunu kesmeyeceksin. Vay kaçak namussuz vay! Kirayı veremeyince Kemal Baba'ya mı yamandın? Çık git evimden! Sayın hanımefendiciğim, sizde hiç merhamet yok mu? Bu kızı bu durumda sokağa atamayız. Benim apartmanım düşkünler yurdu değil, derhal gidecek! Kes be! Bu kız burada kalacak, eşyalarını da yukarı taşıyacağız. Borcunu da en kısa zamanda vereceğiz. Fazla ukalalık edersen, alt katlara uygunsuz insanlara saat başı kiraya verdiğini bir açıklarım... ...başım belaya girer. Güle güle! Şimdi hemen uyursun. Ne kadar iyisiniz Kemal Bey! Siz nerede yatacaksınız? Yandaki küçük odada yatarım. Allah rahatlık versin yavrum. Size de.
Balıklara yem olur bir işe yaramazsa, dişe dokunmasa da hıncımın gözü doyar. Bana hakaret etti, beni yarım milyon zarara soktu. Zarar etsem sevinir, kazanırsam eğlenir, milletimi hor görür, pazarlığımı bozar. Dostlarımı soğutur, düşmanlarımı kızıştırır. Bizi gıdıklarsanız gülmez miyiz acaba? Bizi yaralarsanız akmıyor mu kanımız? Bizi zehirlerseniz çıkmıyor mu canımız? Ya siz bize haksızlık ederseniz, biz hıncımızı alamaz mıyız? Artık dayanamıyorum Kemal. Bir daha ayrılmamak üzere sana geldim. Ya oldu mu? Oldu babacığım. Allah! Geç kaldım. Bizi tebrik etmeyecek misin babacığım? Sana damadın Kemal'i takdim ederim. Köçek soytarı! Ben ciddi bir tiyatro sanatçısıyım beyefendi. Hakaret edemezsiniz. Senin de sanatını Allah cezasını versin! Allah ikinizi de nasıl bilir söyle yaptım. İkinizin de canı cehenneme! Benim Necla diye bir kızım yok bu dünyada! Charleston'u çok sevdim, doğru büfeye gittim, birkaç şampanya içtim! Charleston'u çok sevdim, doğru büfeye gittim, birkaç şampanya içtim! Garson dedi para para, ları verdik metelik biz kaldık hey. Garson dedi para para, ları verdik metelik biz kaldık hey. Hey! My yes, my baby yes, my yes, my baby yes, my yes, my baby yes. Sarışınlar resmerler, Charleston'u severler, hep kol kolla gezerler. Yes, my, yes, my baby, yes, my, yes, my baby. Charleston yaparken hep gözümün önüne baban geliyordu. Ne oldu babama? Daha ne olsun? Nikah dairesinin önünde ben ona ciddi bir tiyatro sanatçısıyım diye haykırmıştım. Kim derdi ki sanat tiyatrosu iflas edecek? Halk tiyatrosunda soloya çıkacağım. Bir ara az kalsın düşüyordun, öyle korktum ki. Demek sen de gerçek sandın. Üst temsildir yapıyorum o mizanseni, seyirci çok tutuyor. Bak sevgilim bak, oynuyor yavrumuz. Kız, vallahi kız! Ah! 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 Kemal! Kemal! Ah! Ne var sevgilim? Ah, sancım tuttu, ne olur! Çabuk beni bir hastaneye götür! Ah! Namussuz herif! Zavallı kızıma bir taksi bile tutamamışsın! İlikler ne kadar ıslanmış! Doktorlar doğumun yanında bir de zatürreden korkuyorlar şimdi! Allah'ım! Sen ona yardım ettin. İşsiz adam! Sen hiçbir tedbir alma, sonra ellerini aç, Allah'a dua et! Dilenci herif, ne olacak? Yeter be! Sen benim ne büyük bir çaresizlik içinde olduğumu biliyor musun? Şu anda Necla'nın yaşaması için hayatımı bile veririm! Aptal, aptal!
Senin pis canını vermen onu yaşatmaya kâfi gelmez. Kemal Bey! Kemal Bey, bir oğlunuz oldu. Necla Hanım iki saat önce taburcu edildi. Ben de onu almaya gelmiştim. Haberiniz yok mu? Bu sabah gene fenalaştı. Babası geldi alıp götürdü. Giderken özel bir kliniğe yatıracağını söylüyordu. Beyefendi, karımı ve çocuğumu görmek istiyorum. Ben de kızımın yaşamasını istiyorum. Onun için benim sağlığımda ikisinin de yüzünü göstermeyeceğim sana. Terbiyemi bozmak istemiyorum beyefendi. Ama buna mecbur edeceksiniz. Karım ve çocuğum benim hayatımın bir parçasıdır. Onu sen değil, sülalem benden ayıramaz, yoksa... Hangi taş katıysa kafanı ona vur. Benim sağlığımda ikisinin de yüzünü göstermeyeceğim sana. Aptal! Aptal! Senin pis canını vermen onu yaşatmaya kâfi gelmez. İleri görüşlülüğümü daima ispat etmişim size. Var mı itirazınız ha? Defol! Defol! Alçak! Alçak! Ne yapmış bu adam? Ne istedin benim mutluluğumdan? Polis çağır, polis! Bırakın beni! Benim işim bu adamla. Sizlerle değil. Bu namussuzla. Defol! Defol, yoksa öldürürüm. Öldürürmüş. Sen beni şimdiye kadar kaç defa öldürdün be? İnsan insanı kaç defa öldürürse o kadar öldürdün. Şimdi sıra bende! Git diyorum, git! Yakalayın, yakalayın bu namussuzu! Üç tür hayatıma kasteliyor, davacıyım, yakalayın! Duydunuz ya, benden davacıymış! Ben üç defa hayatına kastetmişim! Bu ellerle mi? Bu zayıf iradeyle mi? Yapabilseydim Allah'ım! Yapabilseydim! Başarabilseydim! Bırakın, tutmayın beni! Bırakın, nereye götürüyorsunuz? Bırakın beni! Bırakın beni! Çıkarın beni! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Bırakın! Alo, akıl hastanesi mi? Burada efendim, evet. Derhal gelip alabilirsiniz. Geçmiş olsun Kemal Bey. Sağ ol Doktor Bey. Burada kaldığım sürece bana çok iyi davrandınız. Kaybettiğim bazı şeyleri kazandırmak için elinizden geleni yaptınız. Ve bunda da muvaffak olduk. Doğru, bana aklımı kazandırdınız. Ama ya kaybettiklerim? Şimdi her şeyden korkar oldum Doktor Bey. En çok içkiden korkmalısın. Alkol senin bünyende senelerin yapamadığı tahribatı yapıyor. İnşallah seni bir daha burada görmem. İnşallah Doktor Bey. İyi günler.
Sen hastanedeyken Necla boşanmak için mahkemeye verdi. Biliyorum. Bir celsede de benden boşanmış. Ben iş işten geçtikten sonra öğrendim. Ben o gün mahkemedeydim. Hastaneden raporların gelmişti. Avukat hasta olduğunu ispat hiç edince... Hiç olmazsa çocuğumu görebilseydim. Oğlunu bir gün gelecek sana gösterecekler. Buna mecburlar. Tiyatro iş yapmıyor. Senin gibi iyi bir isme ihtiyacımız var. Çalışmak ister misin? Elbette. Benim adım Sarhoş Rasim. Lay 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 lay. Ben babama çok benzerim. Lay 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 lay. Gece gündüz durmaz içerim. Lay 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 lay. Eve gider de karıdan dayak yerim. La 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 la. Deme matej ten aşıtere, deme matej ten aşıtere. Çuska matej de tepa Osmanaga. Sabahlara dayanıp Osmanaga. Hadi sen arabaya git, ben seni birazdan çağırırım. Anne, sen de çabuk gel. Oyuncakçı kapanmadan gidelim. Hani o dükkanda gördüğümüz elektrikli trenle otomobili bana alacaksın, değil mi? Hani içine girince yürüyeninden. Benden nefret ediyorsun, değil mi? Ne tuhaf!
Akıl hastanesinde yattığımdan beri ne fazla sevinebiliyorum, ne de fazla üzülebiliyorum. Hatta isyan bile edemiyorum. Sen ve baban canımdan, kanımdan bir parça olan oğlumu kaçırıyorsunuz benden. Sizden nefret bile edemiyorum. Hakkım olan şeyleri bile isteyemiyorum. Sen de tam babanın kızı olmuşsun. İblis. İblisin kızı. Ama ne olursa olsun senden oğlumu alacağım. Oğlumun babası öldü. Hayır, ölmedi. Hastane kayıtlarını çıkaracağım. Yok canımla avukatlar tutacağım. Peki, kazandığını farz edelim. Ne olacak sonu? Onu bağrıma basacağım. Ondan hiç ayrılmayacağım. Bu halinle mi? Oyun bitti. Perde kapandı. Bir facia ile bitebilirdi. Yağmurlu gecede saatlerce sokaklarda koşarak hastaneye götürülen hamile bir kadının sonu. Allah'a şükür ki canımız kurtuldu. Sen benim o geceki çaresizliğimi bilmiyor muydun? Kimse kimseyi çaresizliğine ortak edemez. Egoist olma Kemal. Babamın kararı çok korkunç. Oğluna sahip olma inadına devam edersen onu mirasından mahrum edecek. O da senin gibi yarı aç, yarı tok, kaderini bu salaş sahneye bağlayıp yok olup gidecek. Kararını ver. Git. Allah aşkına git. Anne, hadi geç kalıyoruz. Gel Turgut. Rahmetli babanın arkadaşına Allah'a ısmarladık de. Belki bir daha göremezsin. Babamı öyle merak ediyorum ki amca. Nasıl adamdı? Şey... Bilmem ki... Nasıl söyleyeyim? Tanıyabilseydin... Yaşasaydı çok severdin. Allah hiçbir zaman seni baban kadar çaresiz bırakmasın. Nerede kaldı bu adam? Şimdi gelir. Allah kahretsin! Hadi sen de kes, öbür parçayı çal! Hadi! Benim parçayı kesmeyin be! Geldim işte! Hadi! Bu akşam sizi güldürmeyeceğim. Sizi ağlatacağım. Terk edilmiş bir babanın dramını dinleyeceksiniz. Pis herif, evet. Fil gibi sarhoş. Sizi güldüremeyeceğim. Terk edilmiş bu adamın dramıyla ağlayacak. Gel, gel. Bırak, rahatsız. Bırakın beni. Bırak. Thank you.
Yavrum ne oldu? Ne yaptın? Niçin ağlıyorsun? Biraz evvel kalkmaya çalıştım. Olmuyor, olmuyor. Her gün bir evvelkinden daha kötüyüm. Sen şimdi istirahat et. Ben biraz sonra gelip seni çok iyi bir doktora götüreceğim. Oo, çok güzel. Önce bir mafsal romatizmasından şüphe ettim ama böyle bir halde kalbinden rahatsız olması icap ediyordu. Şunu sevinerek söyleyebilirim ki kalp sapasağlamdır. Bu durumda evvela geçirdiği korkuyu yenmesi gerekiyor. Tedavi için yapılacak fazla bir şey yok. Vereceğim bu ilaçlarla uzun bir kür yapması ve beklemesi lazım. Evet. Ve bu zaman zarfında da hastaya tatlılıkla ve sabırla muamele etmek gerekiyor. Buyurun reçeteyi. Duydun değil mi doktor beyin söylediklerini? Korkacak hiçbir şey yok. Yavrum benim, beraber geçireceğiz bu kara günleri ve beraber ışığa çıkacağız. 125 lira 50 kuruş. Peki, 1-2 saat sonra gelir alırım. Bu gece nöbetçi misiniz? Evet efendim. Akşamı şerifler hayırlı olsun. Ölmüş kargalar gözünü oysun. Amma eçeli cühelasın. Ula kim doldurmuş reçeli çuvala? Şimdi burada reçelden bahseden var mı? Reçelden bahseden yok da şuruptan bahseden mi var? Benim buraya niçin geldiğimi bilsen hiç böyle küstahlık etmezdin. Aşureyle kestane yenmez mi dedin? Anlar mısın ilmi hikmetten? Kim kaldırmış kilimi mektepten? Bekşi Hurşidine münevver dediler. Aman kaçalım! Yahu, niçin kaçalım? Bekşi Hurşidin eline ruvelver vermişler. Vallahi ikimizi birden vurur. Eyvah! Nerede kaldı acaba Kemal Bey? Hiçbir tiyatroda çalışmıyor. Bu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınır. Tanrı korusun, gene biri içki içmeye başlarsa. Ne olur içki içerse? Ağzına bir damla içki değdi mi sapıtır. Merak ettim sizi. Biraz işim vardı da. Geç kalınca çok korktum. Aklıma kötü kötü şeyler geldi. İyisiniz değil mi? İyiyim. Çok iyiyim. İçki mi içtiniz? Yok. Halimde bir anormallik mi var? Siz beni değil, sokakta sakat bir kedi yavrusu bile bulsanız aynı şefkatle tedavi ederdiniz. Ne olur içmeyin. Aynı ihtimamı biraz da kendinize gösterseniz. Anlaşılan benim hakkımda sizi bir hayli doldurmuşlar. İçmenizin herhalde bir sebebi vardır. Elbette var. Çekingenlik. İlk içkiyi bana büyük kazık atan birine karşı silah olarak kullandım. Fakat o silah geri tepti. Sonra her umutsuz kaldığım zaman içki içtim. Her seferinde de akıl hastanesini boyladım. Ya? Şimdi artık içki içmiyorum. Fakat kimseyi de güldüremiyorum. Komedi sanatkarlarının sonu bizim sonumuzdan da kötüymüş.
Hey gidi günler hey! Söylediğiniz sözler ve yaptığınız hareketlere halk gülmeye başladı mı, tadına doyum olmaz. Ama bir de başaramadınız mı? Salonu dolduran seyirci kalabalığı başsız bir canavara döner. Hadi, evvela şunları ye. Hı? Hadi. Hadi. Sana vereyim bir Bağdat zurnası misafirlerimize sunu ver. Dur. Al bakalım. Hadi. Bakın şimdi. Bakın. Hadi. Buyurun. Hop. Hop! Hadi alkış! Ne oldu? İşte ne oldu? Efendim gene torbayı aldık elimize. Mendilimizi de içine koyduk. Ha şöyle bir çalkaladık. Bakalım ama içinde mi? Yok galiba. İçinde. Yok. Ha yok mu? Anladım. Sen aldın. Mendili sen çaldın. Ben mi? Deli misin sen? Bende ne arar mendil? Gösteririm sana şimdi. Sen tuhaf adamsın, ha, kim bilir işte nereye koydun mendilini? Boğut kabaçların ikisi de madrabaç. Şuraya baksanıza, mendili nereye saklamışlar? İşimizde ne mani oluyorsunuz beyefendi? Bu kadar insanı aldatmaya hakkınız var mı? Beyefendi lütfen sakin olun, burada icra-i sanat yapıyoruz. Tüh be, sanatınıza da size de! Bırak beni! Sen benim baş misafirime nasıl yumruk vurursun? Bizimle alay etmesiydi. Para veriyorum, para! Alay da ederim, döverim de, söverim de! Salonumda böyle şeyler istemem! Müşteri daima haklıdır! İkinizi birden kovuyorum! Ne olur, içmeyin. Her şeyi bir anda yıkmayın. Bunca zamandır sabredebildiniz. Bırakın o kadehi elinizden. Bir yudum almakla ikimizin de dünyasını yıkmış olacaksınız. Hakkınız yok buna! Bırakın! Bırakın! Bırakın!
Hadi Leyla, hadi! Hadi Leyla, durma! Hadi Leyla, hadi! Daha canlı, daha canlı! Olmuyor, olmuyor! Yapamayacağım! Hadi Leyla! Başaracaksın! Buna inanıyorum! Söz vermiştin bana! Söz vermiştin! Hadi Leyla! Hadi! Hadi! Daha canlı! Daha canlı! Demek öyle Kemal Baba. Evet. Akşama kızı getir. Senin hatırın büyüktür benim yanımda. Görüşüne de itimadım vardır. Mutlaka programa çıkarırım. İnşallah. Hayırlısıyla bir aksilik olmazsa akşama geliriz. Seyirciler, huzurlarınıza eski bir tiyatro sanatçısının yetiştirdiği genç bir kızımızı sunuyoruz. Hadi Leyla! Ne oldu Leyla? Yapamayacağım. Yürüyemiyorum. Bir şey değil, heyecandandır. Biraz gayret, hadi. Düşüyorum, bacaklarım tutmuyor. Yapmalısın, yapacaksın. Hiçbir şeyin yok. Hayır, yapamıyorum, yapamayacağım. Yapamayacağım! Doğru sahneye! Bana diyorlar Gülhan, dikiz etme öyle yan. Bana kafa tutarsan, keskinle alırım can. Aman Külhan, canım Külhan, imanım Külhan. Aman Allah, yavrum Külhan, cicim Külhan, vallah çıkar sonra can. Aman Külhan, canım Külhan, imanım Külhan. Aman Allah, yavrum Külhan, canım Külhan, vallah çıkar sonra can. Bir yumrukta dökerim 32 dişini. Daha kafam kızarsa bir
kırırım içini. Aman külhan, canım külhan, imanım külhan. Aman Allah yavrum külhan, cicim külhan, vallahi çıkar sonra can. Aman külhan, canım külhan, imanım külhan. Aman Allah yavrum külhan, cicim külhan, vallahi çıkar sonra can. Aman külhan, canım külhan, imanım külhan. Aman Allah yavrum külhan, cicim külhan, vallahi çıkar sonra can. Bravo Kemal Baba, sen sahneyi bıraktıktan sonra iyi bir hoca olmuşsun. Sahneyi bırakmak mı? Ben sahneyi bırakmadım dostum, sahne beni bıraktı. Boş ver Kemal Baba, biz şimdiki işimize bakalım. Senin pirinci çok beğendim. Ya. Her akşam 50 lira temiz, yemekler de benden. Al sana 250 avans. 15 gün sonra onar onar keserim, anlaştık mı? Aşk ne güzel şey değil mi? Bunu çok iyi bilen biri gibi konuşuyorsun. Elbette biliyorum. Bunun için de çok mutluyum. Öyleyse senin de sevdiğin biri var herhalde. Hem de nasıl? Kim bu adam? Tanır mıyım ben? Elbette tanırsın. Nerede gördüm onu? Her gün aynada görüyorsun ya. Ya, yani beni mi kastediyorsun? İlk defa tattığım bir his. Galiba aşk dedikleri bu. Yanınızda yaşıyorum sadece. Dün gece bana o tokadı vurunca bunu daha iyi anladım. Neyi anladın? Ancak seninle var olacağım. Küçük aptal. Hayatında ilk defa adamın biri sana yardımcı oldu. Bu adam sana yardım etmeye mecburdu. Ona şükran borcunu ödemek için onu sevmeye mecbur değilsin. Bu borcu o garibin yalnızlığına ortak olmakla çoktan ödedin sen. Kemal! Kemal! Ha, 40 yıllık Kemal babaya Kemal demeye utanmıyorsun. Ne yapayım, utanmıyorum işte. Hey ya. Müjde!
patron yevmiyemi 75 liraya çıkardı. Oh, tebrikler! Gelin bunu kutlayalım. Sahilde yürüyüş yapalım, sonra da bu sandviçleri yeriz. Kendimi iyi hissetmiyorum, biraz uyuyacağım ya. Sen tek başına gidebilirsin. Hadi yavrum, kırma beni. O zaman ben de gitmem. Aa, işte o zaman darılırım sana. Hadi marş marş! Bir saniye daha durursan bir daha yüzüne bakmam. Ya! Hadi! Gidiyorum. Ama seni kırmamak için gidiyorum. Hoş geldin Ahmet'im. Turne nasıl geçti? Allah bin bir bereket versin Kemal Baba. Yakında bir de Trakya yapıyor musun ha? Kemal Baba'yı unutmazsın herhalde. Haydi oradan be Kemal Baba. Halk senin gibi devrini bitirmiş adamlardan bıktı artık, bıktı. Yenilik istiyor, yenilik! Haki Baba'nın sünnet düğünü işleri de senin yüzünden kesildi. Hala akıllanmamışsın be! Adam işsizlikten kırılıyor! Affet beni Haki'ciğim. O akşam olanlara ben sebep oldum. Sen miydin be dostum? Ben de şimdi rüyamda seni görüyordum. Bugünlerde iyi bir iş var. Sana haber vereceğim. Tiyatroculuk mu? O treni kaçırdık artık dostum. Tiyatroculuk bizden geçti. Tuluat dersen çoktan öldü. Delikanlı, dur bakalım! Ne bekliyorsun burada? Size ne? Seni bir daha buralarda görmeyeyim. Polise şikayet ederim. Sizi polise kim şikayet etsin? Benim polislik ne işim olacak? Bunu ispat etmek çok güç. Zavallı İpek gibi bir kızı meşhur edeceğim numarasıyla ifade edip sömürüp duruyorsunuz. Sizin gibi kurt tiyatrocuların numarası bu. Vay canına! İş gelip gene zavallı tiyatroculuğumuza dokunmaya başladı. Bu iğrenç dedikoduları kim söyledi sana? Pansiyonun sahibi kadın. O kızı ancak benim kurtarabileceğimi söyledi. Sen de masum tavırlarla kurtarıcı pozuna giriyorsun. Hadi, defol buradan! Şuradan şuraya gitmem. Yoksa öldürürüm seni.
Aferin sana delikanlı. Sen sen ol. Haklı olduğun bir davada hiçbir zaman kim olursa olsun karşındaki, ona boyun eğme. Dinle bak. O söylediklerin hepsi iğrenç bir dedikodudan başka bir şey değil. Leyla benim için evlattan da ileri bir melektir. Ona elimi sürsem elim kırılır. Şimdiye kadar sadece ona yardım ettim. Elimden geldiğince onu hayata döndürdüm, ona iyi bir yol buldum. İçimden bir his senin mert bir çocuk olduğunu söylüyor. Ne iş yaparsın sen? Bu sene teknik üniversiteyi bitirdim. Sana her türlü namus garantisi versem, Leyla için iyi şeyler düşünür müsün? Leyla'yı ilk gördüğüm andan beri seviyorum. Eğer anlattıkları doğru olsaydı bile, onu bu çirkeften kurtarıp evlenmeyi düşünüyordum. Şimdi sizin anlattıklarınızı duyduktan sonra sevincim sonsuz oldu. Müsaade edin elinizi öpeyim. Sevgili kuşum, Allah'a şükür ki kanatların iyi oldu artık. Benim gibi ihtiyar bir kafese ihtiyacın yok. İyi de biliyorsun kötüyü de. Önümüz bahar, rahatça uçabilirsin. Masmavi ufuklardaki pembe mutluluklar seni bekliyor. Allah aşkına beni arama. İhtiyar arkadaşın Kemal Baba. Neniz var Leyla? Kemal Bey gitti. Beni terk etti. Çok iyi bir insandı. Evet. Hem de nasıl? Niçin gitti anlayamıyorum. Zamanında çekilip gitmesini bilmek gibi büyüklük var mı bu dünyada? Gitmesi için hiçbir sebep yoktu. Seni bana emanet ederek gitti. Mutlu oldum diyordu. Gözlerinde sevinç yaşları vardı. Yalan söylüyorsun. Sen kim oluyorsun da beni sana emanet edip gitsin? Onunla dost olduk Leyla. Bana inandı, bana güvendi. Yalan! Kim bilir ona neler söyledin? Ona sadece seni sevdiğimi söyledim. Beni seviyormuş. Hangi hakla ona söyledin bunu? Nasıl da kırılmış, nasıl da üzülmüştür. Bilakis, çok sevindi. Kemal Bey, yüzü gülerken içi kan ağlayan, kahkahalar atarken bile hıçkırıkların içinde boğulan garip bir adamdır. Onu seviyorum. Ne sen ne de bir başkası onun bu büyük sevgisini bana unutturamaz. Kıymetli vatandaşlar! Bu gördüğünüz müsteşarat, İbn-i Sina'dan Lokman Hekim'e kadar! Lokman Hekim'inden laboratuvarımızın 30 kimyagerinin atom şualarıyla hazırladıkları, Avrupa'dan Amerika'ya kadar 40 derde deva, yeter alın isimli ilacımızdır. 10 liralık ilaç 125 kuruş. Fabrika reklamı yapıyor, haydi baylar, buyurun, bayanlar! Buyurun, evet, bu ilaç reklam fiyatına gidiyor! Yeter, alın ilacı! Buyurun efendim, buyurun alın! Bu fırsatı kaçırmayın, yeter deyinceye kadar alın, buyurun! Dünyaya geldim gülmek için, dünyaya geldim gülmek için, hep ağlıyorum bilmem ne için, hep ağlıyorum bilmem ne için. Yetmez mi artık çektiklerim, yetmez mi artık çektiklerim, şu iki günlük ömür için, şu iki günlük ömür için. Ah canımı Allah kurtulayım, ah canımı Allah kurtulayım, o hain o hain, o zalimin o zalimin, ah 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 elinden.
vah 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 elinden. O zalimin, o zalimin, ah 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 elinden, vah 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 elinden. Buyur ustacığım. Haydi beyler, pire tozu, tahta kurusu tozu, bilumum haşeratın en müessir ilacı, program başlıyor. Haydi hanımlar beyler, fenin en son harikası bu, fabrika fiyatına buyurun. Kemal, Kemal seninle konuşmak istiyor. Ne oldu Kemal, ne oldu ya? Niçin benden kaçıyorsun? Sensiz hiçbir şeyim tadı yok. Ne işe ne güce bakabiliyorum. Seni sevdiğime hala inanmıyor musun? Leyla! 35. sanat yılı jübilesi. Değerli halk sanatkarı Kemal Fahir'in sanat hayatının 35. seneyi devriyesi yeni tiyatroda kutlanıyor. Kemal! Şuna bak! Sevinçten deli olacağım ya. Ama bu oku, bu oku sen. Ya. Hepsi doğru. Salon tutulmuş, davetiyeler basılmış. Peki kim tertip etmiş bunu? Açıklamadılar. Senin hemen provalara başlamanı istiyorlar. Ben de biz hazırlanırız dedim. Hazırlanırız değil mi? Hazırlanırız tabii. Benimle içeysen? Elbette içerim güzel delikanlı. Çok seviyorum seni. Benimle evlenir misin? Dalga geçme ulan. Vallahi billahi annemi öpeyim, seninle evlenmek istiyorum ha. Bana evlenme teklif edenler çok olurdu. Hepsi de bana bir an sahip olmak isteyen yaşlı erkeklerdi. Senin gibi gencine ilk defa rastlıyorum. Hadi gel, gel de dans edelim, hadi. Tamam, geliyorum. Hadi. Evlenme dansımızın şerefine. Kapanıyor, artık cüzdanı çeksen fena olmayacak, ha? Ya, güzel. Bana bak, yarın ayık kafayla konuşuruz. Boş, şimdi güle güle civanım, hadi güle güle, hadi bacım, hadi azlanım, hadi. Bakalım, hadi, gidiyoruz. Beyefendi, sakin olun ve lütfen dışarı çıkın. Siz kim oluyorsunuz be? Lütfen dışarı çıkın, ben buranın mesulüyüm. Ya kardeşim, bırak lütfen, bak, vallahi seviyorum onu. Evleneceğim, vallahi evleneceğim ya. Hadi sakin olun, sonra konuşuruz. Bana bak, yakamı ben çekiştirip durma. Gelsin. Anne, anneciğim, kurtar beni buradan.
Turgutcuğum, yavrum, duyduklarım doğru mu? Ne rezaletler çıkarmışsın sen? Vallahi bir şey yapmadım. Bütün suçum bu kadını sevmem. Onunla evlenmek istemem. Bu hanımla mı? Evet anne. Seviyorum onu. Hem de deli gibi. Jübilemde hangi piyesi oynayayım bir türlü karar veremiyorum. Bence her piyesinden kısa kısa meclisler oynamalısın. Bir komedi, bir dram. Genç seyirciler de tanımalı seni. Gülerken ağlayan, ağlarken gülen büyük bir komedyenin yeniden doğuşunu alkışlamalı herkes. Alkışlamalı! Geç. Çok geç. Her şey bitti artık. Ama ne olursa olsun, son cümlene gülmem gerekiyor. Büyük bir komedyenin yeniden doğuşu. Büyük bir komedyenin yeniden doğuşu. Büyük bir komedyenin yeniden doğuşu. Niçin benden kaçtın? Sen de bunu istemiyor muydun? Seni her yerde aradım. Tuhaf şey. Beni araman çok acayip. Ben o gün senden değil, kaderimden kaçmıştım. Kaçamayacağımız şey kaderimiz. Koparamayacağımız büyük bir bağ var aramızda. Oğlumuz. Seni benden o kaçırmıştı. Şimdi o geri getirmiş. Demek cezanı çekmeye başladın. Ben seni Tanrı'ya havale ederken en büyük cezayı bu dünyada çekmene dua ediyordum. Demek Yüce Tanrı çektiğim azabın mükafatını veriyor. Anlat bakalım. Oğlumuz çok iyi yetişti. Senelerce benim sözümden dışarı çıkmadı. Okulunu çok iyi derecelerle bitirdi. Ona ne iyi izdivaçlar düşünüyordum. Tıpkı baban gibi konuşuyorsun. Oğlumuz bir bar kadını seviyor. Bu yüzden her şeyi terk etti. Onun evinde kalıyor. Her şeyi terk etti. Beni bile. Bunun içinde o kadını büyüleyecek kadar para var. Niçin evlenmesine müsaade etmiyorsun? Doğru. Sen etsen bile baban müsaade etmez. Babam 2 yıl önce öldü. Seninle benim durumum olsaydı keşke. Kadın oğlumuzdan çok büyük. Anası para teklif etmeye gelmişti. Korkarım sen de para sızdırmaya geldin. Ne içersin? Teşekkür ederim. Annesiyle senelerdir ayrıyız. Demek bu ara talih ona güldü, sana ağladı. Amma züppe karı be! Öyle yüksekten konuştu, öyle hakaretler etti ki bana, aklımda bile yokken bu Turgut denen zavallı çocukla o karıya inat evlenmeye karar verdim. Onu alıp götürmeye geldim. Alıp götürün. Ama içip içip gene gelir. Senelerdir yüzünü bile görmedim. İlk defa sizinle oğlum hakkında konuşuyorum. Tuhaf şey. İlk defa bir babalık hissi duyuyorum. Peki,
O karı mı onu sana göstermedi? Mecburdum buna. Her şeye oğlumun geleceği için katlandım. Al git be babalık o çocuğu buradan. Evlenme mevlenme fikrim palavra. Ben boyumca kızıma bakıyorum. Ancak ona koca olacak herifi koynuma alır mıyım hiç? Al git. Ölümü öp al git. Bu para o kadının parası. Alın bunu. Bizim o paralara karnımız tok. Zaten oğlunun büyük bir derdi var. Bana bile ona inat için geldi. Durmadan Leyla diye bir kızdan bahsediyor. Oğlum benim. Nasıl da tanıyamadım seni. Ama bir tuhaf olmuştum seni görür görmez. Sevmiştim. Hiç kızmamıştım sana. Hep güvenmiştim. Senin sabıkanım da amma cömertmiş be. Al götür bunları başına çal. Oğluma kötülük yapmamakla bana hayatımın en büyük iyiliğini yaptın. Bu parayı almamakla kızına en büyük kötülüğü yapacaksın. Hiç itiraz istemiyorum. Bu para kızınındır. Söz ver bana. Hiçbir zaman benim yaşadığımdan haberi olmamalı. Sana teşekkür etmek istiyorum. Yaşı yaşına yakın, yüzü gibi içi de melek bir genç kızla evlenmek isterse... ona karşı çıkmazsın değil mi? Asla, söz veriyorum. Sevgili seyirciler, 35 sene bu sahnelerin çilesini çekmiş... ve bir gün bile gerçekten gülmemiş sanatçı arkadaşım Kemal Baba. Bu sanat tacını huzurunuzda giydiriyorum. Allah onu aramızdan ayırmasın. Yengemizi nihayet tanıdım. Helal olsun. Bu seferki zevkini tebrik ederim. Kemal Baba! Tebrikler Kemal Baba! Yavrularım benim. Kalbindeki gerçek yerimi bulduğun için çok mutluyum. Ne tuhaf bir his anne. Bu Kemal Baba'yı o kadar çok seviyorum ki. Bunlar Gaskonya beyleri. Başlarında Castel Jalou, atıcı, atak, serseri. Bunlar Gaskonya beyleri! Beyzade'nin derbederi, Armalı, Menşullu, Tuğlu! Bunlar Gaskonya beyleri! Başlarında Castel Jalou! Bunlar Gaskonya beyleri! Hoş görürler kızı dulu, kadınlar siz gelin beri! Bunlar Gaskonya beyleri! Kocalar siz geçin ileri, çalın fifreyle davulu! Bunlar Gaskonya beyleri! Yaşamak mı, yoksa ölmek mi? Mesele bunda.
Kör talihin sapanlarına, oklarına zihninde tahammül göstermek mi daha mertçe olur? Yoksa kaygıların ummanına karşı silahlanıp onları yok etmek mi? Ölmek, uyumak, o kadar. Bir uykuyla kalp üzüntüsünü, tabiatın bedene miras olarak verdiği binbir acıyı sona erdiriyoruz diyebilmek. Ölmek, uyumak. Çalışkonu çok sevdim, doğru büfeye gittim, birkaç şampanya içtim. Garson dedi para, paraları verdik, meteliksiz kaldık. Bu geceyi tertip ettiğiniz için size çok teşekkür ederim Necla Hanım. Ne olursa olsun Kemal bunu duymamalı. Kemal baba, nasıl oldun? İyisin değil mi? Çok iyiyim. Bundan daha iyi olamam. Kızın nasıl? Çok iyi. Kat aldım, yakında evlenecek. Hastaneye telefon ettim, doktor hiç kıpırdamamanı söyledi. Şimdi neredeyse gelirler. Mutlu olun çocuklar. Haki baba, söyle de sahne ışıkları sönsün. Komedi bitti. Bütün sahne ışıkları sönsün. Yalnız prova lambası yansın. O senin baban mı Turgut? Babam mı? Baba!